Merhabalar, Pitpod'un ikinci sezonuna hoş geldiniz. Geçen sezon podcast olarak başladığımız Pitpod bu sene yoluna videocast ve YouTube'da devam ediyor. Geçen sene 19 bölüm kaydetmişiz Ata, hoş geldin. Abi hoş bulduk, 19 da çok be. Baya böyle yarışı izleyip, işte sonra bir de neler neler değişti ya. Stüdyomuz değişti, ekipmanlarımız değişti, aynen. Sezon bambaşka bir şey hale geldi. Aynen öyle. Başladığımızda Ferrari şampiyon olacak diye dedik, hadi tamam biz de podcast'a başlayalım da Ferrari gibi kaymağını yiyelim. Ferrari rezil rüsva oldu falan ama neyse şimdi ona girmeyeceğim. Drive to Survive'da zaten yeterince sinir oldum o olaya. Aynen öyle. Yani geçen sene Miami Grand Prix'sinde başladığımız kayıtlarımız bu sezonda devam ediyor. İlk defa izleyenler için ya da dinleyenler için bir bilgi vereyim. Biz aslında ikimizin Formula 1 gündemiyle ilgili, ağırlıklı olarak yarışlarla ilgili görüşlerimizi paylaştığımız, biraz bunların üzerine sohbet, muhabbet ettiğimiz bir içeriğimiz var. Bu sene de artık hani kendimizi gösterelim, video cast olarak Spotify'da, YouTube'da da içeriğimizi yayınlayalım dedik. Evet, ben Spotify'daki arkadaşlara da buradan eski dinleyicilere, yeni izleyicilere söylüyorum. Evet, Spotify'da video var. Görmüş olduğunuz gibi. Spotify'da video yüklenebiliyor. Ben ama bir şeye çok takıldım ya. Beraber izlerken de tam az önce onu söyleyecektim. Tam lafını kesmek üzereyken. Mesela izliyoruz bir klip. Bir start ekranı geliyor. Start ekranı geliyor, bir bakıyoruz bir tane Ferrari var. Pole'de falan. Her yarış. Çok sinirim bozuldu ya. Abi ne oluyor bu? Hani hiç bilmeyen, geçen sezon hiç izlememiş olan biri şöyle düşünmez mi yani? Ya abicim kırmızı arabalar hep en önde. Bunlar niye birinci değil? Çok doğru bir soru. Yani bölümün başında hep kırmızı var. Bitişte koyu mavi, lacivert bir araba var sürekli. Max Verstappen hop en kazandı. Önde, en önde ama kazanamıyor herhalde kırmızı araba olunca. Hiç kazanamıyor. Tavşan atlet gibi böyle bir yere kadar gidiyor. Başkalarını hızlandırıyor. Valla Drive to Survive'la hızlı bir giriş yaptım. Açıkçası fena bir sezon değildi 5. sezon. Yani, evet. Artık biliyorsun bir süredir sezonu kapatma rutinimiz Drive to Survive'la oluyor. Tabii. Sezonu kapattık, izledik. Ondan sonra yeni sezonu hazırız. Ya güzel, fena olmayan hikayeler vardı. Açıkçası ben en beğendiğim hikayeyle direkt girmek isterim. Buyurun. Yani Toto Wolff'ün FIA yetkilileri ve takım patronlarının olduğu o toplantı çok iyiydi. Oradaki şovu yani... Sen nasıl buldun orayı? Ya onu ben çok gerçek buldum. Acayip gerçek bir sahneydi. Hani mesela kendi aramızda da konuştuğumuzda demiştim ya işte bir insanların mesela bakıyoruz işte sallıyorum Schumacher alıyor antrenörüyle beraber dağın tepesine çıkıyor. Hayret orada da Netflix varmış falan böyle hani böyle denk gelmiş. Ama burada biliyorsun yani orada çok acayip bir toplantı var. Netflix onun tek video tanığı ve hadi onu izleyelim artık. Yani o gerçeklik beni çok cezbetmişti. Bir de işin ucunda şeyler var yani. Hani bayağı milyonlarca dolar, milyarlarca dolarlık takımların şeyleri oturuyor orada. Markaların temsilcileri oturuyor o masada. Ki masa da yoktu galiba. Yoktu. Şeydi böyle orta boştu yani. Sadece sandalyedelerdi. Ama Toto'da biraz şey var bana ya. Toto biraz kameralara oynamayı seviyor. Yani ben gerçekten samimi olup olmadığını hep bir şüpheyle yaklaşıyorum. Bir de tabii acayip kibirli ve bir insan olduğu için özgüvenli bir insan. Hani ya hikaye mi yapıyor şu an, gerçekten böyle mi hissediyor? Açıkçası ben hep bir soru işareti oluyor ama şey çok iyiydi yani o çıkışa Christian Horner'ın tepkisi, ondan Gunther'in gülmesi falan, arabanı Horner, değiştir kardeşim falan. Horner'ın duruş çok iyi değil miydi? Lan o zaman git arabanı değiştir. Hani böyle bir gitti arabanı değiştir falan. Tam öyle yapıyor ya böyle. Şey açısından güzel oldu. Formula 1 içeriğine özlem duyduğumuz bir dönemde hani Caps çıkacak, meme çıkacak. Bayağı bir içerik verdiler bize. O da güzel oldu açıkçası. Bir taraftan da şey dedin ya, Toto'nun biz böyle karizma olmasına alışkınlık falan. Bu sezon değildi. Evet. Bu sezon bayağı çaresiz ve ne yapacağını bilemeyen, belki de görece başarısız ki başarısız ya. Aşırı başarısızdı yani. O bütçeye böyle başarı şeyin en başarısız, gridin en başarısız takımıydı Mercedes yani. Bütçeyle kıyasladığın zaman. Evet. Beklentiye. Tabii ya, o beklenti, o bütçe, o pilotlar, işte sen gidiyorsun Hamilton'a 60 milyon veriyorsun, Williams'ın bütçesi zaten 40 milyon falan değil tabii de yani Williams'ın bütçesinin yarısı kadar pilota veriyor ama
Williams kadar şey yapıyorsun yani. Başarısız evet, oluyorsun. Aynen öyle. Ya takım patronları hikayelerinden Gunther'le Toto'nun ufak arabayla yaptığı gezi de keyifliydi bence. Evet ya. Ben bir de bu aralar çok Fiat 500 modumdayım abi. Aa, Gunther'le Toto mu dedim? Çok pardon. Gunther'le Binotto diyecektim. Gunther'le Binotto. Gunther'le Binotto'nun Fiat 500 modundayım ben de bu aralar. Böyle küçük bir İtalyan arabasıyla. Bir de hani bu sokakların da etkisi olabilir. İşte park yeri bulamıyorum falan. Öyle bir küçük bir İtalyan arabasıyla gezesim var. Bu da tam böyle üstüne tuzu biberi oldu yani. Aynen. Ya ama bir de şeyi de gördük o hikayelerde. Binotto'nun hakikaten yani yaptığı açıklamalara başarısızlık sonrası hep sinir oluyorduk ya. Yani evet. İşte Twitter'da okuyorduk, izliyorduk vesaire. Hı hı. Yani o bu sene biraz daha Drive to Survive'da daha fazla vardı Binotto. Evet, doğal olarak. İçerik olarak daha fazla vardı. Ya bu adam gerçekten katıksız bir mühendis abi. Evet. Ben bunu net anladım yani. Evet. Binotto. Ya yani mesela Christian'ın ya da Toto'nun o takım patronluğu skill'leri bir noktada yokmuş abi. Yani yok, iyi bir mühendis olabilir. Böyle ama... sülalesi rahat ya. Yani böyle maaşlı memur gibi daha çok. Evet. Yani evet. Şey böyle. Abi tamam buradan kovulursam benim işte şarap bahçem var orada takılırız falan filan. Evet. Diğerlerde bir danışman olarak bir iş bulurum ben maaşlı böyle. Emekliliğimi de orada İtalya'da zaten şeyim var, tarlalarım var. Tamam otta. Yani böyle Horner gibi artık yapacağımı yaptım şeyinde olmayan hani çok hırslı bir mod yok yani bir noktada. Belki bambaşka bir şey olabilirdi öyle biri gelseydi. Ki şimdi neydi Frederic? Vasseur. Yani Frederic Vasseur geldi. O da bir noktadan rahat duruyor. Sülalesi rahat ki de belli olmaz tabii. Ya ama işte orada şey biraz ya. Hani hakikaten şeylerin takım patronlarının en önemli şeylerinden biri de algıyı yönetmek. Evet. Yani bakalım bir notta onu çok başaramadı. Tabii. Frederic Vasseur'de ne göreceğiz? Binotto niye 5 yıldır İtalyanca röportaj veriyor ya? Abi işte o Ferrari. Takır takır yani. İngilizce konuşuyor, Almanca konuşuyor. İtalyanca niye abi İtalyanca? Gunther'in İtalyancası çok iyi değil mi? Evet ya. Nasıl takır 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 İtalyanca konuşuyor aralarında. Ben inanamadım. Almanca konuşuyor sandım yani. Yani adam İtalyan mı, Alman mı? Ne abi bu adam? İşte İngilizcesi bayağı kötü onu biliyoruz da. Avusturyalı. Amerika'da yaşıyor. Evet. Komşulardan birkaç dil toplamış herhalde işte. Almanca zaten. İtalyan aşağıdan güneyden komşu falan. Evet. Şeyde yani onun dışında Piastri hikayesi zaten bekliyordum. Yani Netflix için evet. Biçilmiş kaftandı. Tabii ihanet var, para var. Aynen. İki bölümde işlemişler. Evet. Yani verilen bir bölüme şey tutulmaması var falan. Çok çok fena hikaye canım. Aynen. Ya bir de orada hani Otmar Zaufner'i de baya baya konuşturmuşlar. Yani hı-hı. Aslında bu hikayenin kaybedeni o. Hı-hı. Hani güzel bir şekilde hani şeyleri demiş ya Piastri'den beklentimiz çok büyük işte o hı-hı. Dünya şampiyonu işte başka pilotlar işte bir sonraki Verstappen olabilir diyor falan. Evet. Hani orada açık açık hani bu konuyla ilgili bu kadar konuşması da enteresan yani. Kaybeden evet. Olduğum bir noktada bu kadar konuşmayı tercih etmeyebilirsin. Ama ben şeye dikkat ettim. Hani böyle filmin For the Sake of Film gibi hani şey filmin film adına ya da diyeyim filmin içerisinde kendini kurtarmak adına en sonunda kazanıyor Otmar. Senaryo olarak. Bizim nezdimizde çok büyük bir hayal kırıklığı ama şey falan dönüyor işte. Otmar'ın bunu yapması işte bu şey paramara alacaklar ya. Şeyden Alpin'den bir şeyler McLaren'den bir tazminat falan alacaklar. O tazminat Otmar için zafer anlamına gelecekti falan diyor şeyin içinde. Ama gelmeyecek yani. 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 Abi ver 500 milyon vereyim al. Evet. Ne ya McLaren 3 tane araba satar öder yani. Ne ya bir de zaten şey de var orada. Yani aslında o bölümün subjectini hep böyle bir küçük bir win yaratıyorlar şeyin tabii, sonunda. Tabii. Bölümün sonuna doğru. Mazepin kazandı ya. Geçen sene. Mazepin şey çıktı yani. Haklı çıktığı bölüm vardı ya o Mazepin'e. Rusya'da ben bulutlara bakarım ve derim ki yağmur yağacak. Havayı koklayan adam Rusya'nın. Moskova'da havayı kokluyor böyle. Neredeydi? Soçi dedi değil mi? Bir daha belki tekrarlanmayacak olan yarış. Aynen öyle. Soçi dedi. Evet. Ya Piastri hikayesinde şey hani hakikaten benim dikkatimi çeken şey vardı. Otmar'ın hikayenin başında daha doğrusu hikayenin geldiği noktada köpeğini gezdirirken ondan sonra arkasından pisliğini temizlemeye çalışması öyle bir metafor evet. Vardı. Ben çok Netflix'in bu reality içeriklerinde denk geldiğim bir şey değil yani. Aslında geliyor yavaş yavaş. Mesela hatta bence Drive to Survive'ın bütün olayı o. Bazen şeye dikkat ediyoruz ya böyle. İşte mesela Mick'in bölümünde vardı. Mick'in annesi işte çok heyecanlı heyecanlı yarışı izliyor. Sonra Mick puan alıyor. Annesi bir geliyor kıyafeti başkaymış falan. Hani böyle
Tamamen aslında bir yamalı bohça gibi bütün bölümler. Tabi yani. Montaj hikayesi. Tabi tabi. Mesela işte birini kötü gösteren bir olay oluyor. O sırada onun kötü bir bakışını görüyorsun ama yani bu hep böyle. Aynen, çok da zor bir iş olsa gerek. Düşünsene yani. Hani hepsini böyle etiketlemen lazım. Ricardo ters bakış. İşte Mick'in bir yan bakış sahnesi vardı ya, hatırlıyor musun? Pit'in önünden geçerken. Mick slow motion bunu yan kullanalım. Bakış. Bunu kullanalım falan. Çok zor işleri yani. Aynen. Ya o Piastri hikayesini de sen Ricardo demişken, Ricardo'nun bir Alpine düşünüldüğü söyleniyor. Hatta gidip Otmar'ın Zac Brown'un Otmar'a önerdiği falan gibi bir kayıt var. Evet. Yani açıkçası bu tip her şey, yani işte Toto'nun bu FIA toplantısındaki çıkışı falan, her şey Twitter'a yansıdı. Ama bu hikaye mesela bir yansımamıştı. Ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ricardo'nun Alpine'de hiç ciddi düşünüldüğünü ben hatırlamıyorum. Olsa hatırlardık bu arada. Yani önce onu de. Hani o fırsatı kaçırdı Ricardo, artık koltuksuz kaldı falan diye olurduk. Ama şöyle bir olay da var. Yani belki de hani aralığı sadece ikisinin arasında olan bir şey ya orada. Hı-hı. Ve sadece Netflix dinliyor. Hı-hı. Belki o yüzden olmamıştır. Olabilir. Yani mesela şeye bakıyorsun, işte Renault'un CEO'su. İşte sızdırmadılar belki diyorsun. Alpine'in CEO'su şeyin arkasında, pitin arkasında birilerine, mesela bir basın mensubuna, bir gazeteciye falan. Hı-hı. Düşündüğü isimleri söylüyor mesela. Yani bunu da düşün, bunu da düşün. Demek ki o haberler oradan çıkıyor hep ya. Bunun haberine göre falan filan ve duyumları söylüyorlar. Ricardo da varmış. Ya açıkçası Ricardo'nun artık F1'de bir koltuğu olmamasına yani en çok Netflix yapımcıları üzülmüştür diye tahmin ediyorum. Hatta ona bir tribute son bölümde de yapmışlar yani. 5 sezonda yaptığı bütün şaklabanlıklar, bütün ondan sonra şakalar, komiklikler. Ama peki, sonuçta en azından Red Bull'un içerisinde kaldı. İlla kullanırlar yani. Evet, peki en çok kim sevinmiştir? Ricardo'nun ayrılmasına mı? Ben. O kadar mutluyum ki. Ya hele bir de var ya, Red Bull'da rezerv pilot olarak bulunmasına bile çok üzülüyorum şu an. Hakikaten çok üzülüyorum. Bıktım ya. Böyle o adamı görmekten bıktım. Vettel'i görmekten de çok bıkmıştım. Vettel'le de aramız çok bozuk biliyorsun. Vallahi bu kanal ilk linçini yiyecek diyorsun ha? Kaç kere söyledik canım. Vettel gittiği çok iyi oldu. Vettel 2018'de sildik abi topluca. Yani onun yani şeyi yok. Performans olarak öyle. Tabii. Yani o aynen gitti artık. Ya onun dışında yani bu biraz fake hikayelerin zorlandığı bazı bölümler vardı. İşte evet. Magnussen ilk bölümde miydi o? Galiba ilk bölümdeydi. Ya Magnussen aslında geçmişte çok gerginmiş de çocuğu olunca aman pamuk gibi adam olmuş. Yani. Aynen. Ya öyle bir adam değildi yani Magnussen. Kamu spotu gibi. Çocuk yapın gibi bir şey yani. Siz de sakinleşirsiniz. Bir de Magnussen zaten ne kadar kızabilir ki yani. Araba iyiydi abi sezon başında. Ne var yani? Niye sinirlensin adam? Beşinci oluyordu falan. Aynen, sürpriz bir başlangıç yaptılar. Ha. Sonra geliştirmeyi kestiler. Kaldılar. Çocuk, geride kaldılar sonra tekrar. Çocukla pek alakası yok gibime geldi yani. Aynen öyle. Şeyde bazı hikayeleri de biraz köpürtmüşlerdi. Mesela Hamilton'ın emeklilik ihtimalini. Ya evet, bir ihtimal olduğunu açıkçası ben de düşünüyorum. Yani. Şey falan çıkıp demişti ya, işte Bernie Ecclestone Hamilton gider. Öyle çok keskin ifadeleri olmuştu. Yani onun dışında Perez'in kontrat uzatma hikayesi biraz şey. Yani Monaco'yu kazandığı için uzatmadı tabii ki. Yani tam denk geldi ya. Ya denk geldi işte zaten. Ya çok bir seçeneği yoktu Red Bull'un bence bu sene için Perez dışında. Yenge de kontratı kısaltıyordu Perez'le. Hatırlıyorsun öyle bir mevzu yaşanmıştı. Yani Perez'in çılgın. Monaco sonrası dördüncü çocuğu olmuş hala. Neyse yani kendi bileceği iş. Bizlik bir şey yok. Aynen öyle. Yani onun dışında da açıkçası yani baktığımda biraz Yuki ile Pierre Gasly arasındaki hikaye, bromance biraz şey yapılmış, vurgulanmış. Hani Yuki'yi kullanmak istiyorlar. Geçen sene kadar böyle hani karikatüristik kullanamamışlar. Çünkü evet. Yuki biraz daha noktaya geldi. Biraz daha olgunlaştı. Öyle olunca biraz Gasly'nin gidişine üzülüyor, işte biraz daha duygusal falan diye kullanmaya çalışmışlar. Güzel, fena bölüm değildi yani. Ama üzüntü herhalde onun bir midede bir şeyler harekete geçiriyor yani. bir zort. Abi evet, Netflix'te yani, bir belgeselde iki kere osurulmasını ben kabul etmiyorum. Yani bir kere de değil ya. Belki kayıtta olmadıkları noktada kim bilir kaç kere. Yani. Ha yani kaç kere bombaladı. Onun dışında şey vardı. Yani zaten ben şeyi beğenmedim. Silverstone çok kullanılmıştı. Yani Mercedes'in hikayesi Silverstone. Bahreyn hikayesi Silverstone. Bahreyn, Silverstone, bir de neresi? Bir yer daha. Paso 3'ünü izledik. Başka sen pist izledik mi ya? Silverstone. Zaten gelmedi 3. benim de aklıma geldi. İlk 7 bölüm Bahreyn'di. Aralarda işte overlap eden 7 bölümde de Silverstone vardı.
En sonunda da ne denk geldiyse. Arada bir Azerbaycan, işte Suudi Arabistan, Mick sağ olsun. Evet. Ya Netflix herhalde şey. Hani karbon sağ olsun bu arada Mick. Evet. Netflix karbon ayak izi bırakmamak için herhalde ekibi çok seyahat tabii, ettirmemiş. Tabii öyle yakınlarda takılıyoruz. Yani hangi yarışa gidersek oradan bir hikaye çıkarırız demişler. Evet. Ya abi Silverstone'da tamam abi anladık yani. Hani. Ne olmuş be ya Silverstone'da? Hani mesela şeyi göster tamam. Hamilton'ın geçişi. İşte o şey Perez'le şey kapışıyor falan. Hamilton, True Ghost, Hamilton. Tamam sezonun en iyi geçişiydi. Aynen, biz de zaten 19. bölümde onu seçmiştik. Hatırlar aynen, mısın bilmiyorum. Kaç ay oldu ya? 3 ay oldu. Değil mi? Bir program yapmaya. Ne oldu? Şey, en iyi geçiş oydu hakikaten. Aynen. Tam böyle bir köpek balığı gibi beklemişti yani. Çok iyi bir geçişti. Ben de tatmin olmuştum. Ama buyur. Bir de orada Silverstone'da gerçi şöyle bir şey var. Yani hikaye şu, Joe'nun kazası. Ya evet. Yani o hakikaten onun üzerine hani o yarış üzerine bir bölüm bile olabilirdi ama hani ben açıkçası her bir takımın hikayesi içerisinde kullanılmasından çok memnun oldum. Evet. Evet. Yani John'un hikayesinde ne bileyim şey ya acayip bir olay hakikaten. Hı-hı. Yani öyle bir kazadan sağ çıkması falan Hı-hı. işte biraz tabii orada Russell'a da biraz puan kazandırdılar işte Russell koştu şey yaptı. Bir galibi şey böyle bir kahramanlık hikayesi yazıldı Russell. Yani sanki etrafında kimse yoktu da sadece Russell geldi gibi değil. O kadar bir ton şey vardı orada. Bir ton görevli de vardı. Evet. Yani ama şey genel olarak baktığımda geçen sezonu açıkçası çok beğenmemiştim ben. Çünkü 2021 sezonu yani bir Netflix hikayesinden çok daha heyecanlı ve inanılmaz bir sezondu. Öyle bir hikayenin gerçeğini izleyince Drive to Survive'ını da o kadar beğenmemiştim ama ya bu sene zaten bir yerden sonra ya neredeyse insanlar takip etmeyi bırakıyordu. Çünkü hiçbir heyecan kalmadı. Evet. Verstappen'in şampiyonluğu, Red Bull'un şampiyonluğu netleşti falan. Hı-hı. O yüzden hani biraz daha iyi geldi bu sezon bize. Evet evet yani böyle bir bitmiş sezonunda da hikayeler çıkmış aslında. O da birazcık sezonu kapatırken hani güzel kapatmamızı sağladı. O konuda ya çok katılıyorum. Doğru. İstersen buradan 2023 sezon öncesi testlerine geçelim. Yeni araç tasarımlarını Horner konuşalım. Horner gibi şey yapasım geldi. 2023'e geç lan o zaman yani. O şey eli şöyle yapışı. Komedi ya. İnanılmazdı gerçekten. Red Bull ne yapmış ya? Red Bull. Hatta bir şey diyeyim, hiçbir şey yapmamış. Bütün olay o. Hiçbir şey yapmamış. Arabada noksan birkaç parça varmış. 3-5 yağ balatası, işte fren bilmem neleri. Yağ balatası diye bir şey yok muhtemelen ama. Evet. Fren balataları, yağ, işte bilmem ne, cartüt değiştirmiş. 2023'e devam. Tertemiz araba. Yani buna biz normalde hani arabalarımızı soktuğumuz hafif bakım olur ya. Evet. Böyle hiçbir şey değişmez, sadece yağ ve filtreler değişir. Polen filtresi değişmiş. Aynen o kadar evet. Yani öyle. Ama kafi. Vallahi hala aynı hızlılar. Evet. Ve hani açık ara farklı hızlı gibiler. Yani en yakın rakipleri Ferrari bile 0.4-0.5 saniye gerilerinde gözüküyor. Ya o saniye mevzusuna ben çok şey yapamıyorum. Ya tabii. Çünkü mesela sezon öncesi testte tam tempolu atmıyorlar her zaman. Şeyi. Tabii. Ama mesela şeyi görebiliyorsun. Genel ortalamalar alındığında mesela yavaş virajlarda Red Bull inanılmaz. Viraj girişleri, viraj çıkışlarında Red Bull inanılmaz. Hı. Düzlüklerin ortalarında Ferrari en hızlı. Orta hızlı virajlarda da Mercedes en hızlı. Hı hı. Aslında geçen senekinin aynısı. Evet. Mercedes hariç. Mercedes bir önceki senelerde falan öyleydi. Hı hı. Geçen senenin çok da farklı değil. Yani testler bize fikir verdi ama saniyeye ben çok katılamıyorum. Çünkü mesela bakıyoruz Mercedes'ten 0.6 saniye hızlı deniyor da. Ya Mercedes bütün arabayı simsiyah yaptı adamlar. Ben gördüm şeyi. Arabayı dedim bunlar 1 kilo hafiflemişler falan. Hı hı. Ki benim tahminim herhalde 4 kilo falan hafifletmiş olmaları lazım. Yani bütün boya. O kadar var mıdır ya? Ya arabanın bütün boyası 6 kilo tutuyor. Hı hı. Arabanın sadece üst kısmında boya varmış şu an. Hı hı. Hadi 3 kilo olsun yani yarısı gitmiş olsun. Hı hı. O da aslında 0.1-0.2 saniye falan getirmiş olması lazım. Buna rağmen Red Bull 0.6 hızlıysa ne yaptınız abi şey mi? Tüpten benzine mi geçti araba? Geçen sezon tüpte gidiyordu da şimdi benzinde mi? Ben anlamadım ne oldu da hızlandı yani. Evet. Motor geliştirmesi yok. Yani Red Bull dezavantajlıydı bu konuda. Evet. Anlamadım ne oldu. Red Bull'da bir de şey konusu da var Ata. Diğer bu hatta biz işte 27 Şubat'ta kaydediyoruz şu an. Hı hı. Tam kayda girmeden önce gördük haberleri. Diğer takımlardan 10 milim yani yaklaşık 1 santim. 10 milimle 10 milim yaklaşık 1 santimdir. Tabii milim bir bak 1 santimetre 0.999 milimetre falan filan. Evet, 10 milim ya da 1 santim daha aşağıda aracın olduğu söyleniyor. Evet. Yani bu da ciddi bir
kazanım sağlamış olabilir onlara. Ya, ya Red onu Bull'da... da şeyden duymuşuz bu arada. Toto demiş ki bizim araba o kadar aşağıda olsaydı ortadan ikiye kırılırdı. Ya babacım sen kendi arabanla örnek vermesene ya. Sen bir Ferrari'den ver, bir şeyden ver ya. Anladık, senin araba kötü hala. Evet. Ya Red Bull işte dediğin gibi tasarım olarak yani çok majör bir değişiklik yapmamış. Ya zaten evet. Hani geçen senenin en iyi aracı olduğu için yapmamalarını da beklerdik. Ya şey, açıkçası ben şunu çok takdir ediyorum. Geçen sene 2021'de son ana kadar şampiyonluk yarışı içerisinde olmalarına rağmen çok güçlü bir araba yaptılar. Ya sezona evet 3-5 yarış böyle ufak sorunlarla, hatta DNF'lerle falan girdiler ama yani ona rağmen mesela Mercedes'in toparlayamaması. Evet. Yani o ikisi arasındaki başarı farkını net bir şekilde gösteriyor bence. Ama her zaman geçen böyle olmuş için. Abi. Her zaman büyük kural değişikliklerinde dominant taraf yok olmuş. Ama Red Bull işte tam yani evet hani ama dominant taraf olarak, değildir. Yani dominant ya. Değildi evet. Yani, son senenin galibiyeti. Evet ya, 2014-21 arasının dominantı Mercedes'ti. E tabii doğru. Hatta baktığın zaman takımlar şampiyonasında Mercedes kazandı gene yani. Hani evet. Mesela bence Perez Bottas'tan daha iyi pilot. E tabii. Ama araç daha iyiydi. Araç daha iyiydi Mercedes'in. Ama Verstappen'in orada ek bir şeyi oldu yani. Evet, katkısı ya, biraz oldu. Ekstra bir şampiyonluk. Evet, çok 2000. Ekstraydı yani. Bir film sahnesi olsa abartı diyeceğimiz bir şampiyonluktu evet. Gerçekten. Buradan ikinci takıma geçiyoruz. Sürpriz bir takıma geçiyoruz. Aston Martin. Neydi? Ne oldu ya? Hatta Aston Martin Red Bull Racing yani, bir potada erittim bütün iyi takımları bu sezon. Evet. Aston Martin sürpriz bir pre-season testi geçirdi. Evet. Yani açıkçası Toto, yine bir Toto'nun bir açıklaması bu. Hı-hı. Yani bu sene Helmut Marko az konuşarak başladı. Toto'yla başladık. Evet. En hızlı ikinci araç Aston Martin olabilir dedi. Evet. Yani bu da bize gösteriyor ki 42 yaşına kadar dişini sıkacaksın ya. Olmadı olmadı demeyeceksin. 25'te olmadı demeyeceksin. 30'da oldu. Diyeceksin. Oldu. 30'da 29-30'da oldu galiba. Sonrasında ama işte demeyeceksin ya. 42'ye kadar dişini sıkacaksın. Ya Alonso'nun yani. Kariyeri diyorsun hepimize ders olmalı. Şu an başlıyor. Ya adam çakı gibi. Ben inanmıyordum yani. Geçen sezon geldiğinde, Alonso geri döndüğünde o kadar iyi olabileceğine inanmıyordum. Ben bir sezon yarışır sonra geri gider. Yani pes eder gider. Adam hala ortalığı karıştırıyor. Hala çok hızlı. Drive to Survive de çok iyiydi bu arada. Ona hiç değinmedik ya başta ama. Evet doğru. Doğru. Yani orada böyle orada ben de beğendim yani performansını. Şey anlatısı da çok güzeldi Drive to Survive'da. Böyle domino anlatısı çok güzel işlenmişti. Yani biz biliyorduk. Anlık takip ettiğimiz için ama belgeseli izleyen bir kişi de anlayabilir. Yani Vettel gitti. O sırada Alonso Alpine'le sözleşme imzalanmak üzereymiş. Bak bu şeyi gördük ya belgesel işte. Hani bugün olmadı yarın abicim falan diyordu Otmar. Evet evet. O sırada Alonso şeye geçiyor. Aston'a. Aston'a geçiyor. Sonra Alpine koltuğuna Oscar Piastri açıklanıyor. Hadi lan oradan diyor Piastri. McLaren cartçur. Bayağı bir domino etkisiydi yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani, çok güzel işlenmişti o. Bir de şey onu hani. Onu bahsetmeyi unuttuk evet. Evet. Yani bir de Aston Martin açıkçası hani ben bu kadar ya bilmiyorum tabii ki her şey bu hafta sonu işte ilk antrenmanlarda, ilk sıralamada, ilk yarışta belli olacak. Ama hı-hı. Yani en azından hani bu seviyede bir sezon öncesi testi geçirmeleri bana bayağı sürpriz oldu. Evet ya bu cumartesi, bu Bahreyn cumartesini çok heyecanlı bekliyorum. Evet. Pazarı beklediğimden daha heyecanlı bekliyorum cumartesini, samimi söylüyorum yani. Çünkü orada göreceğiz bütün arabaları artık. Aynen öyle. Yani mesela geçen sezonlarda lafını kestim şey unutma. Geçen sezonlarda şey olurdu ya hep böyle ilk iki yarış yavaş olan iyi takım hız saklıyor falan derdi. Şu an kimse hız saklamayacak abi. İlk yarışta direkt varını yoğunu herkes koyacak yani. Çünkü herkes muallakta şu an. Evet. Red Bull hariç. Aynen öyle. Ya Aston Martin'de bir de Stroll'ün durumu var tabii. Stroll yarışabilecek mi yarışamayacak mı? Elini mi kırdı ayağını mı kırdı? Ya o da bisikletten mi düşmüş? Ben de hakikaten el mi ayak mı? Ben de tam iyi, şey yapamadım. En iyi ben anlarım Stroll'ü. Bisikletten bolca düşüp her yerimi kırdığım için. Ama benim yerime bir rezerv pilot yoktu. Gene okula gidiyordum yani. Tabii, doğru. Benim yerime abim gitsin falan denmiyordu tabii. Ya fetal iddialar çıktı ama biraz fake gibi. Yani Drugovic'i izleyeceğiz gibi duruyor. Drugovic zaten şey açıklandı resmi. Ha gerçi Drugovic doğru en son açıkladılar. Drugovic yarışacak. Doğru diyorsun. Ve gelelim göz bebeğimiz, gözümüzün nuru ama bir o kadar da belalımız Ferrari'ye. Ha burada evet şeye bakmayın yani ben Mercedes ata Red Bull giyiyor ama
Ferrari tişörtlerimiz burada... makinede olduğu için bunları giydik. Aynen öyle yani. Burada iki Ferrari taraftarı olarak tabii yapıyoruz bu kaydı. Evet. Ferrari açıkçası biraz sidepod'u değiştirdi. Geçen seneye göre ufak bir değişiklik var. Başarılar diliyorum. Bu ön kanattaki S kanalları gibi bir tasarım yapmışlar. Hatta şeyde... Ön kanatta şöyle bir şey oldu ya geçen. Gördün mü onu? Hızlandıkça burun içeri giriyor. Şey. O ne abi? Ya gerçekten Ferrari'nin yaşayabileceği hayır, bir hikaye şey ya, değil mi? Yani direkt şöyle oldum yani abi. Yeter daha yani. Bir kimse mi yok ya bunu bakabilecek? Hiç mi arabayı şeyden fabrikadan dışarı çıkarmadın? Ay, zınk içeri giriyor. Ya ama şey hani ya bunu görünce bayağı Twitter'da güldüm o fotoğrafı da. Şeyi hani sonrasında hani açıklama ya işte orayı bir eksik sıkmışız, yanlış sıkmışız falan gibi. Allah'ım yarabbim. Yani ya, ne kadar işiniz var ki? Ya yani. Ferrari de Drive to Survive'da bak yine konuşmadık. Hı. Aslında yani adamı gerçekten hasta edecek hikayeyi tekrar tekrar yaşamış olduk orada. Evet, evet. Yani yaptıkları özellikle o Monaco falan yani izledikçe bir daha sinirlendim ben. Evet. Ya aynı videoları izledik tekrar. Ama ya gene evet, çok sinirlendik yani. Aynen öyle. Ama yani çok acayipti ya. Yani inanılmazdı yani. Böyle hiç olmayacak şeyi yapıyor olmaları. Mesela evet, şöyle bir şey olur. Ne bileyim. Arabada bir ayar yaparlar. Biz o ayarı anlamayız. Ve şey, araba kötü gitmeye başlar. Evet. Ona kızamayız yani. Evet. Ya ama bariz ya. Aynen. Bizim bile buradan yani Ankara'dan görebildiğimiz şey hatayı yapıyorsan yapma o zaman bu işi yani. Aynen öyle. Çok, yani hala şey, çok şeye de ayrıca. Bu sene de yapacaklar bak. Yani. Bu sene de daha önceden hiç yapmadıkları hataları icat edecekler, yapacaklar gibime geliyor. Yani şeyde mesela işte Leclerc'in en hızlı turu almak için pite girip Alonso'nun gerisinde kalması ve alamaması. O var mıydı Drive to Survive? Vardı, vardı. Vardı. Yani onu görünce ya Monaco'ya artık şey olduk zaten. Hani bağışıklık kazandık. Tabii. Ama onu görünce ya bir puan için yani içine etmişsin yarışın. Neyse. Ya Ferrari fena yani şu an ikinci araç Aston Martin diye girdik ama hani genele bakıldığında aslında Red Bull'dan sonra Ferrari geliyor gibi. Tabii yani sonuçta arabaları kötü değildi. Evet. Dayanıklılık problemleri çok fazlaydı. Dayanıklılığı geliştirmene de önde bir engel yok. Sadece motoru geliştirmene engel var ki bu Ferrari için çok iyi oldu. Yani bütün motor geliştirme parasını sen dayanıklılığa harcıyor biliyor olacaksın. Evet. Zaten motorun çok hızlıydı. Aynen. Mesela bakın Alfa Romeo çok iyi. Ya evet, bir yolda kalma yaşadılar ama Alfa Romeo çok iyi testlerde. Evet ya. Düzlüklerde hızlandığı söyleniyor Ferrari'nin. Evet. Orada düzlüklerde Red Bull'un çok gerisinde kalıyordu. Daha geçen sene yani hızlı virajlara odaklandığını, hatta evet, yavaş virajlara mı? Hı-hı. İkisinden birine ya da ikisine birden onlara odaklandığını biliyorduk Ferrari'nin. Ama bu sene düzlüklerde de fena olmadıkları gözüküyor gibi. Evet. Ya buradan Mercedes'e geçelim istersen. Mercedes biraz sıkıntılı, hı-hı, bir sezon öncesi testi geçirdi. Yine herkesten farklı bir tasarımla yani zero sidepod tasarımıyla geldiler neredeyse. Yani, bir tık fazla ısrar ediyorlarmış gibime geliyor. Yani şeyde testi de iyi değiller. Testi belki çöpe attılar. Bu zero sidepod'u deneyip. Ya B planınızı da deneseydiniz abicim de gene ilk 2-3 yarış zero sidepod'la geçseydiniz de test verisi alsaydınız yani. Ya şeyde de yine hep böyle konuştukça aklıma Drive to Survive'dan sahneler de geliyor. Hı. Araçtan açıklandığı o ilk bölümdeki şeyde evet, Russell'la dalga geçiyorlardı ya. Oğlum eksik mi lan? Oğlum olmamış, yanı yok lan. Russell da abi ben tasarlamadım falan. Ya, hadi evet, ya valla. Ben direksiyon şoförüyüm abi diyor ya. Ben de hep o açıklamayı yaparım. Arabayla ilgili bir şey sorduğun zaman. Ben direksiyon şoförüyüm abi. Ben bilmem. Russell da öyle diyormuş meğerse. Yani, ama hiç alakaları yok ya. Yani. Mühendisten daha bilgili olmaları gerekiyor. Yani aslında abi eskisi gibi değil yani sonuçta. Bir vites bir direksiyon gitmiyorlar. Bütün pilotlar Niki Lauda değil yani sonuçta hani hem tabii, tasarımı yapsın hem aracı kullansın hani o dönemden çok daha karmaşık araçlarla tabii, ve herkesin daha farklı şeylere odaklanması gereken bir dönemdeyiz. Kesinlikle. Mercedes'ten aslında ya olan şüphelileri bitirdikten sonra biraz McLaren'den kısa bir bahsedebiliriz. Hı-hı. Yani McLaren Piastri ile ve Norris ile aslında biraz umutlu giriyor sezona. Biraz da geleceğe yatırım yaparak giriyor ama aracın bu sene kötü olduğunu duyuyoruz. Böyle yalandan bir sıralamalar var. O sıralamalarda McLaren'i 7-8 falan görüyoruz yani. Hani evet yani. 7-8 ya ilk 5'te değiller kesin. Değil, kesinlikle değiller. Alpine 4 gibi gözüküyor zaten. Evet. McLaren 7-8 gibi gözüküyor. McLaren'le ilgili aldığımız tek
geri dönüşte o Will Buxton'dan mı geldi? Netflix'teki en sevdiğimiz kardeşimiz. Mr. Obvious. Mr. Obvious. Geldi dedi ki ben Norris'i dedi içeride bir duvar yumruklarken gördüm hocam dedi. Oradan anladık. McLaren'de hakikaten belki de 8. olacaklar bu sene yani. Olabilir. Piastri'ye de buradan yani, kapaklarımızı gönderiyoruz şeklinde. Onun dışında Alfa Romeo'nun iyi gözüktüğünü, hatta Joe'nun bir seansı en önde bitirdiğini söyleyebiliriz. Ya tabii bu da çok yanıltmaz şimdi. Biz de böyle evet Alfa Romeo o günün birincisiymiş gibi diyoruz da. Yani şey yani. Her araba başka şeyler deniyor. Mesela bazısı diyor ki abi 8, 9, 10. virajları tam racing modunda deniyoruz diyor. Aynen. Diğeri işte viraj çıkışına odaklanacağız bu şeyde falan diyor. O yüzden hani Joe birinci olabiliyor tabii. Ya evet, sezon öncesi testi her şeyin göstergesi değil tabii ki ama belli fikirler veriyor. Evet. Ya bu sene benim dikkatimi çeken bir şey de Barcelona'da test yapılmamasıydı. Sadece Bahreyn'de yapılmasıydı. Evet. Yani Barcelona testlerinin hani bu kadar yıldır hani takımlara faydalı olduğunu biliyorduk. Hı-hı. Bakalım yani sezona girişlerini geciktirecek mi bu? Sadece Bahreyn'de test yapmak, göreceğiz. Buradan şeye geçelim bence. Sezonla ilgili sezon başlamadan önce, 2023 F1 sezonu başlamadan önce iddialı tahminlerimiz var mı? Şimdi, mesela Gasly ile Ocon birbirine 5 yarıştan önce girer ne zaman mi? Girer? Aynen. 5. yarıştan önce girerler. Yani diyorum. Bir telsizde mi şey yaparız? Bir telsiz konuşması. Yok yok yok. Bayağı şey fiziksel temas yani. Hı. Tabii. Bayağı çok net. Abi ikisinin de ben fiziksel temastan kaçındığını hatırlamıyorum bariz bir şekilde. Mesela nerede gördün ki fiziksel temasla? Ya o his olur ya mesela işte Vettel kaçar. Mesela Vettel Alonso yan yana gittiği zaman kesinlikle çarpışmayacaklarını bilirsin örneğin. Hmm. Ya da Schumacher'le yan yana gittiğin zaman çarpan kişinin o olacağını bilirsin. Hmm. Ben Gasly'de de o konuda da çarpan kişinin ikisi de olacağını hissediyorum. Anladım. Mesela Gasly başkalarından kaçıyor ama bence bu Gasly'nin kariyerindeki son şansı. E tabii. Yani Red Bull ailesinden bir heves ayrıldı. Hı hı. Çok da doğru yaptı bence. Yani adam daha artık Red Bull yüzüne bakmıyordu zaten. Hani yalandan tutuyordu. Bir yandan da Ricardo'nun hikayesine benziyor aslında şu an. 2018'de Ricardo'nun çıkışı gibi. Renault'a gidişi. Evet, aynen. Ki Renault da yani tam eli yüzü düzeliyordu. Evet. Sonra Ricardo onları da sattı. McLaren'e gitti. Onları da batırdı. Abi ne hayırsız bir adam bu Ricardo ya. Vallahi nesini seviyorlar anlamıyorum ya. Yani. Yani benim de çok favorim olmadığı için buna bir cevabım yok. Onun dışında başka iddialı tahminlerimiz var mı? Mesela Ferrari ilk bariz takım hatasını kaçıncı yarışta yapar? Aslında ben hani yine aynı şeyleri yapacaklar dedim ama Ferrari'nin ben bu sene gerçekçi tahmin olarak çok az hata yapacağını düşünüyorum. Ya bir tık daha iyi olurlar. Yani. Evet, çünkü geçen sezon yapabileceklerinin tamamını yaptılar. Evet. Yarısından da ders çıkarmış olsalar geri kalan yarısı da şansına denk gelmez gibi. Evet. Benim şöyle bir tahminim var. Bunu ben çok gerçekçi olarak yapıyorum. Sezonun ortasına geldiğimizde ya da şöyle söyleyeyim. Stroll dönene kadar Drugovic Alonso'nun önünde bitirecek. Oo. Aynen. Ve Stroll geri döndüğünde geri plana düşecek ve Stroll'ün şeyi sorgulanacak orada. Hani varlığı sorgulanacak. Varlığı sorgulanacak. Bak sen hani yıllardır orada yarışıyorsun. Hı-hı. Yerine yeni F2'den bir çocuk geldi. Hı-hı. Zortlattı seni. Ama yani. Drugovic Alonso'yu geride bırakabilecek kaliteye sahip, şansı da yaver giderse bence neden olmasın. Bakalım, iddialı bir tahmin. Yani bunu yani 3-4 yarış dönemeyecek gibi duruyor Stroll. Tabii. Yani bunu test etme şansımız olacak yani bu iddianı. Tabii. Ya şey bile yeter bu arada. Sıralama bile yeter ya. Sıralama 2-3 sıralama da belli olur yani. Yarış temposunu tabii bilemiyorum. Evet. Yarış temposunda kendini çok geliştirmemiş olabilir Drugovic. Sonuçta geçen sezon F2'deydi. Yıllardır F2'de. Evet. Aslında F2'de de yıllardır olması yarış temposunun çok iyi olduğu anlamına da geliyor. Evet. Öyle bir veri de var. Bu sene peki tecrübesizler içerisinde en şanslı kimi görüyorsun? Yani Piastri, Rookie, işte Tsunoda 3. senesinde. Evet. Sargent'i görüyorum. Joe 2. sene. Sargent'i görüyorum. Logan Sargent. Sargent diye mi okun? Ne? Sargent. Sargent bir şey diyelim. Logan. Sargent. Logan abimizi ben çok şanslı görüyorum. Williams ben iyi duruyor. Ya Williams geçen seneki testine göre en fazla gelişim sağlayan araba. Evet. Artı olarak hakikaten Haas'ın da işte Alfa Tauri'nin de belki şansına McLaren'in bile üstünde olabilir ki bu da Logan Sargent'ın direkt yalandan bir puanla çok hızlı tanışmasıyla sonuçlanabilir. Yani Albon Sargent. Evet. Bayağı güçlü bir ikili baktığın zaman yani. Yani. Şöyle ben bir de şeyi merak ediyorum. O takım için. E tabii o takım için. Yani şeyde Latifi vardı ya. Allah aşkına Latifi izledik yıllarca ya. Latifi'den sonra güzel bir upgrade. Oh iyi ki gitti ha.
Bir bak şu an fark ettim var ya, artık Latifi yok ya. Yeter de. Kim yeni Latifi kim olacak acaba? Ya şöyle, o öyle biri zor gelir yani. Yani Latifi'den önceki Latifi Mazepin'di. Evet. Sonra Latifi oldu. Yani bilmiyorum, ona aday bir pilot da yok gibi duruyor şu an gridde ama. Bir şey vardı, hatırlıyor musun? Williams'ın bir yedek pilot olarak gelen bir adam vardı. Jack Aitken. Hmm. O herhalde hala Williams'ın rezerv pilotu mu? Hmm. Öyle bir şey olacak. Hmm. Aitken'de bir Latifi potansiyeli görüyorum ben. O birkaç yarış kazara gelirse Latifi'nin yerini alır o yani. Jack Latifi olur direkt. Onun dışında DeVries var. Evet. O da yani uzun ha, bir... Ha bir de benim onunla ilgili F1'de. Tatminim var. Tahminim var, özür dilerim. Bence hiç tatmin etmeyecek. Yani. Hiç tatmin etmeyecek. Ama Alfa yani. Tauri... Sunoda geçen... yanında parlayacak var ya. İlk 3. senesinde parlayacak Sunoda, DeVries'in yanında bence. Bakalım. Ben şeyi merak ediyorum bir de. Yani bu bu sene aslında bayağı bir şey gördük. Takım patronu değişimi, enflasyonu gördük yani. Evet, evet. Oraya. Anders Seidel gitti, o evet, geldi, bu yani geldi. McLaren'de en çok Drive to Survive'da çekilen insan Andreas Seidel'di. O da bir dikkatimi evet, çekti benim. Yarışlarda da çok görürdük Seidel'ı hemen yan tarafta. Evet, şimdi Sauber Alfa Romeo'nun artık evet, takım patronu. Eski Sauber Alfa Romeo takım patronu da şu an Frederic Vasseur Ferrari'de. Aynen öyle. Yani oralarda da belli değişimler var. Onları da evet, merak ediyoruz. Williams'ın da Jost Capito'yla yollar ayrıldı. Ya bunların da bir etkisi olacaktır. Tabii ki. Hani bu oradan sadece takım patronlarının etkisini süzmek çok mümkün olmayabilir belki ama o da benim merak ettiğim konulardan bence biri. Bence mümkün. Bu arada yani strateji dediğin direkt takım patronu ya. Direkt mesela şeyle Ferrari stratejisi sorumlusu Binotto. Direkt. Evet. Yani hatalı karar mı verildi? Abi tabii ki hızlı bir şekilde refleks olarak pilotlar, şeyler, stratejistler kendi kararlarını alıyor ama Binotto hayır yapamazsınız dediği sürece kim ne diyecek? Evet, doğru. Tamamın sorumlusu bence takım patronları. O yüzden Ferrari'de bir gün şey görürüz ya. İyileşme görürüz gibime geliyor. Aynen öyle. Var mı ekleyeceğim bir şey? Aşırı mutluyum. İkinci sezona başladığımız için. Evet, video bakalım. Cast olarak başladığımız için. Spotify'da böyle bir yenilikle geldiğimiz için. Ne oluyor abi? Video var ya. Falan. Aynen öyle. Yani evet, heyecanlı bir sezon bizleri bekliyor. Umarım yani sezonun son noktalarına kadar heyecan devam ettiği bir sezon olur. Bizim için de heyecanlı. İnşallah fazlasıyla takip edilen, tüketilen bir içeriğimiz olur. Diyelim ve yeni sezonun ilk bölümünü kapatalım. Aynen öyle. Bahreyn'den sonra Ata, şeyi, ne? Abone olun. Abone. Abone olun ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.